Ve bakın ben size geçen de söyledim. 3 tane peygamber gelmiş bu köye. Kaç kişi iman ediyor abi? Bir kişi. Bu gelen adam. Başka iman eden yok. Bakın bu gerçekten Allah Azze ve Celle'nin dinini çok çok iyi anlamamız lazım. Bu kitap bize hidayet olarak indirildi. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz resmen bu ayette? Bakın. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ Hani şehrin uzak bir yerinde bir tane adam geldi. İkincisi gelmeyecek. Yani 3 tane peygamberin geldiği köyden 3 tane mümin çıkmıyor. 2 tane mümin çıkmıyor. Tek 1 tane mümin çıkıyor abi. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin dini hiçbir zaman sayılara bakmaz. Ve müminlerin, gerçek müminlerin, hakiki müminlerin sayısı her zaman az olmuştur. Bu böyledir. Bu sünnetullah gereği böyledir. 3 tane peygamberin geldiği yerde bir kişi tek iman etmiş. Bu gerçekten çok muazzam bir incelik. Bakın zaten çokluğun bir şey ifade etmediğini En'am suresinin 116. ayette öğreniyoruz. Orada Rabbimiz diyor ki وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Sen yeryüzünde olanların çoğuna uyarsan ne olur? يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Çoğunluk işte Kur'an'da bunu ifade ediyor. İnsanların çoğunluğu neymiş abi? Seni Allah'ın yolundan saptıran saptırıcılarmış. Çoğunluk hiçbir zaman bir şey ifade etmez. Şimdi ayetleri o zaman günümüze hemen günümüze uygulamamız lazım. Ya hoca 80 milyon insan böyle söylüyor. Şu kadar hoca böyle söylüyor. Bu kadar insan böyle söylüyor. Hiç kimse sizin gibi söylemiyor. Yasin suresini tekrar okusunlar. 3 tane peygamberin geldiği yerde bir kişi iman ediyor abi. İman çok böyle kolay bir şey değil. Allah katında çok ağır bir şeydir. Kolay bir şey değil. Ayetin devamında diyor ki Rabbimiz bu En'am suresinin ayetinde اِيَّتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ Onlar sadece zanna uyuyorlar. Yani babalarından kalmış, analarından kalmış, kendi fikirlerine uyuyorlar. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Ve onlar sadece tahminle iş yapıyorlar. Sadece saçmalıyorlar diyor tabiri caizse Rabbimiz. Ve bu ayetten öğreniyoruz ki az sonra kıssanın devamında göreceğiz. Burayı çok iyi dinleyin. Allah'ın yardımı sayılara bakmaz. Hiçbir zaman Allah'ın yardımı sayılara bakmaz. Bunu siz de değil de başka bir mecliste Fil suresinin tefsirinde söylemiştik. Orada Ebrehe filleriyle Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Kabe'yi koruyanların sayısı ne kadardı biliyor musunuz? Sıfır. Bir kişi bile yoktu. Ama dediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin yardımının geldiği kişiler, bu kişiler sayıya bakmaz. Allah Azze ve Celle hak tarafa yardım edecektir. Ve hak tarafı burada gördüğümüz gibi her zaman toplumların azını teşkil etmişlerdir. Anlaşılıyor mu?